İnsan zulmü bazen hayal edilebilecek tüm sınırları aşıyor. Her şey kolluk kuvvetlerinin gözleri önünde cereyan etse bile, bazen yardım etmek imkansızdır. Bugün size insanlara olan inancı sarsabilecek hainlik ve kötülükten bahsedeceğiz. Pesik ailesi aslen Yugoslavya'dan. 1980'lerden beri Kanada'da yaşıyorlardı. Ailenin annesi Velka Pesik kendi araba tamirhanesini açtı ve oğlu da işi geliştirmesine yardımcı oldu. Ailenin durumu kötü değildi, iş başarılı bir şekilde büyümüş ve gelişmişti. Aile büyük ve güzel bir evde yaşıyordu, pahalı arabaları vardı ve yerel toplumda saygı görüyorlardı. Ancak yakın aile dostları Velki'nin eşinin istismarcı bir adam olduğunu görmüşler. Kadının anlattığına göre, adam karısına sürekli hakaret ediyor, hatta taciz noktasına kadar varıyordu. Ancak Velka istismarı polise hiç bildirmemiş. Ebeveynler oğulları Joe'ya bir hizmetçi gibi davranıyorlardı. Velki'nin çıkarları dikkate alınmıyor, annesi ve babası ona ne yapıp ne yapmayacağını söylüyordu. Gelinin ailesi bile onu kendileri seçmiş. Görünüşe göre her şey herkese uygun. Aleksandra Ignatovich Kanada'da doğdu, ancak anne ve babası da eski Yugoslavya'dan geliyordu. Kızın babası o 10 yaşındayken ölmüş. Erkek ve kız kardeşleri annesi tarafından büyütülmüş, annesi daha sonra çocukları toplayıp Kanada'da yeni bir yere gitmiştir. Orada çocukların üvey babası olacak bir adamla tanışmış. Bu dönemde Vancouver'ın Burnaby adlı bir banliyösünde yaşıyorlardı. Aleksandra güzel ve akıllı bir kız olarak büyümüş, ailenin gururu olmuş. Defalarca güzellik yarışmalarına katıldı ve onları kazandı. Hatta 1984'te Miss Canada'ya katıldı ve kendi banliyösünü temsil etti. Aleksandra, her ne kadar kazanamamış olsa da, yarışmaya katılması önündeki tüm kapıları açtı. Sinemada rol alması, televizyonda çalışması teklif edildi ama kız reddetti. Ciddi bir iş yapacak ve diş hiyenisti olarak bir kariyer inşa edecekti. Aleksandra ve annesinin bir hobisi vardı, her hafta satılık evleri geziyor ve bir gün bunlardan birini satın alabileceklerini hayal ediyorlardı. Bir pazar günü, satılık evlerden birinin bahçesinde durup Sırpça konuşurlarken, yanlarına bir kadın geldi, onlara kendi dillerinde hitap etti ve kendini tanıttı. Velka, Aleksandra ve annesiyle güzel bir şekilde iletişim kurmaya başladı, onlara kendilerininki gibi bir hobisi olduğunu söyledi ve ayrıca kartvizitini verip onu araba atölyesine davet etti. Birkaç ay sonra 1989'da kızın arabası için yardıma ihtiyacı oldu. Bu karşılaşmayı hatırladı ve Velka'nın atölyesine telefon numarasından ulaştı. Velka kızın arabasını tamire götürdü ve kahve içmek için buluşmalarını ayarladı. Oğlu 27 yaşındaki Joe Pesik, 20 yaşındaki Aleksandra Ignatovich ile böyle tanıştı. Buluşmaları harika geçti, hemen kaynaştılar. O zamanlar hiç kimse bu birlikteliğin ne kadar ileri gideceğini bilmiyordu. Çiftin ilişkisi ilk başta çok hızlı gelişti. Adam onu en iyi restoranlara götürdü, kocaman çiçek demetleri verdi. Sadece bir ay sonra da ona evlenme teklif etti. Ancak düğün için acele etmemeye karar verdiler. Kutlamanın planlanması bir yıl boyunca sürdü. Bu dönemde Aleksandra sevgilisini daha iyi tanıdı ve nişanlısının ve annesinin onu her şeyde ve her zaman kontrol etmek istediklerini anladı. Kayınvalidesi Aleksandra'yı her şeye dahil etti, düğüne kaç misafir davet edileceğine, hangi gelinliğin seçileceğine, hangi geleneklere uyulması gerektiğine karar verdi. Bir şeylerin yanlış gittiğinin ilk işaretiydi. Bu süre zarfında gelinin düğünle ilgili şüpheleri vardı. Yine de bu birliktelikten vazgeçmemeye karar verdi. Aleksandra 11 Haziran 1988'de evlendi. Aleksandra'nın her şeyin daha iyiye gideceğine dair beklentilerinin aksine, durum daha da kötüye gitti. Her şeyden önce genç eş, kayınvalidesinin Joe ile ilişkilerine sürekli müdahale etmesinden endişe duyuyordu.
aralarında olan her şeyi kontrol etmek istedi, tüm kararların sadece onunla aynı fikirde olduktan sonra alınmasını talep etti. Kadın sürekli olarak Alevandra'nın günlük faaliyetlerini düzenleyerek onu kontrol etmeye çalıştı. İlişki, John'un annesi ve kocasının babasının Alevandra'dan her konuda mutlak itaat talep eden baskıları nedeniyle kötüleşti. Ayrıca mali durumunu kontrol ediyor, iş yerinde ve özel hayatında disiplin uyguluyorlardı. Alevandra iyi bir gelir elde ediyor, ancak eşinin ailesinin onayı olmadan bir dolar bile harcayamıyordu. İş öyle bir noktaya geldi ki, üzerinde para taşıması bile yasaklandı. Bu kontrol, eşler arasında sayısız tartışma ve kavgaya neden oldu ve gerginlik arttı. Alevandra, John'un neden annesine körü körüne itaat ederek kendisini son sıraya koyduğunu anlayamıyordu. Kocası geleneksel olarak ailesinin tarafını tutuyor, onlara karşı gelmeye cesaret edemiyordu. Bunun yerine, fiziksel şiddet kullanarak evlilikten intikam aldı. Bir süre sonra John'un ailesi genç çifte Burnaby'de bir ev almaları için 80 bin Kanada doları teklif etti. Bu para bir mülk satın almaya yetmeyecekti ama ipoteğin peşinatı için yeterliydi. Çift teklifi kabul etti, Alevandra sonunda ebeveyn yuvasından çıkabileceğini ve gözetim olmadan bağımsız yaşayabileceğini umuyordu. Ancak bu girişim ebeveynlerle yeni kavgalara dönüştü. Jack ve Sam yeni evin konumundan evin ön cephesinin rengine kadar her şeyi kontrol etmeye çalıştı. Alevandra her şeyden vazgeçmek zorunda kaldı. 1989 yılında, John'un ebeveynlerinin evinin yanındaki evlerine taşındıktan sonra, genç çiftin Brandon adında bir oğulları oldu. Ancak bu bile kayınpederi ve kayınvalidesinin kalbini yumuşatmadı. Durum daha da kızıştı. Jack genç anneye hiç özgürlük tanımıyordu, kocasının ailesi sürekli evlerindeydi ve genç aileye hiç huzur vermiyorlardı. Alevandra tüm gücüyle bağımsızlığını korumaya çalıştı, ancak bir kadın her şeyi tamamen kontrolü altına aldığı için iş için evden ayrılmaya değerdi. Kayınvalide yemek pişirir, kendi takdirine göre sıraya koyardı. Genç anne tüm bunlara tahammül ediyordu ama sabrı sonsuz değildi. İlk aylarda bebek kolikten muzdaripti. Kayınvalide bebeğe bitki çayı vermeyi teklif etti ama anne bunun potansiyel tehlikesini bildiği için reddetti. Alevandra ilaç almak için eczaneye gitti. Döndükten sonra oğlunu uyandıramadı, nabzı zar zor atıyordu. Alevandra eve döndüğünde sorunları eşiyle tartışmaya karar verdi ve ilişkinin kesilmesi gerektiğini söyledi, çünkü Joe açıkça ebeveynlerin tarafını tutuyordu ve karısının fikrini dinlemeyecekti. Kadın, adamın kendisi hakkında iftira attığının farkına vardı ve hayatını ona bağlamasının tek nedeninin paraya aç olması olduğunu iddia etti. Bu nedenle tüm komşular onu kötü bir eş ve anne olarak görüyordu. Alevandra parayı önemsemiyordu, kendisi de iyi kazanıyordu ve çok açgözlü olan kocasının boynuna asla oturmuyordu. Genç anne, can sıkıcı aileden kurtulmayı ve çocuğunu kendi başına büyütmeyi hayal ediyordu. Bu dönemde Pesik ailesi Alevandra'yı o kadar yordu ki, annesine her birinden ne kadar nefret ettiğini defalarca itiraf etti. Eşine duyduğu nefreti ondan çıkarmak için bir oyuncak bebek bile edinmişti. En büyük sorun ise, Alevandra'nın kocasının baskısı yüzünden hala onunla yaşamak zorunda olmasıydı. Bir gün yine bir tartışmadan sonra taşındı. John'un ailesi çocuğu almasına izin verdi. Bir gün sonra eşinin evi terk ettiğini ve bebek Brandon'un evde yalnız kaldığını öğrendi. Genç anne geri dönmek zorunda kaldı ve şok geçirdi, evdeki ısıtma ve elektrik kapatılmıştı. Bebek kazara kendine zarar verebilirdi. Alevandra bebeği aldı ve tekrar gitti. Pesik ailesi Brandon'un durumunu ya da sağlığını önemsemiyor gibi görünüyordu, sadece intikam olarak çocuğu ellerinde tutmak istiyorlardı. Alevandra'nın sorunları devam etti, oğlunun yanına taşındıktan sonra hayatı bir kabusa dönüştü. 1989 yılında ilk kez polise gitti çünkü Joe ve ailesi tarafından düzenli olarak tehdit ediliyordu.
Kadın mümkün olan her şekilde taciz edildi, arabasının benzin deposuna defalarca yabancı sıvılar döküldü ve evine zorla girildi. Kadın gözetim altında tutuldu, arabasının önü defalarca kesildi, bu da kadının tamamen kontrol altında olduğunu gösteriyordu. Ama en korkutucu olay, sokakta yabancı bir adamla karşılaşmasıydı. Adam ona birkaç saniye baktıktan sonra parmağıyla boğaz kesme hareketini işaret etti. Bunun ardından, bir yabancı Alevandra'yı hayali bir silahla birkaç kez vurdu. Bundan sonra kadın sokağa çıkmaya korkar hale geldi ve sürekli korku içinde yaşadı. Polis ihbarı ciddiye aldı ve müfettiş neler olup bittiğini araştırmaya başladı. Ancak bildiğimiz gibi, adaletin çarkları yavaş döner. Polis Joe ve ailesine ulaşıp onları sorumlu tutmanın bir yolunu ararken, boşanma işlemleri de devam ediyordu. Her iki eşin de ipoteğini ödediği evin yanı sıra velayet sorunu da vardı. Bu süre zarfında Alevandra ailesine defalarca tacizden ciddi şekilde etkilendiğini itiraf etti. Besiciler, kadının durumunu daha da kötüleştirmek ve yaklaşan duruşma öncesinde onu tehlikeye atmak için sürekli olarak duygusal ve maddi sıkıntı yaratmaya çalışıyorlardı. Kocasının ailesi Alevandra'ya bir ders vermek için tam velayeti almaya kararlıydı ve Alevandra onlarla gerçek bir savaş vermek zorunda kaldı. Duruşma başladığında, Joe ve annesinin ilk önceliği evin haklarını almaktı. Adamın ailesine göre, evi satın almak için peşinatı ödeyen ve daha sonra aylık ödemelerin bir kısmını yapan babası ve annesiydi. Masrafları kendilerine ait olmak üzere onarımlar yaptılar. Bu da mülk üzerindeki katkılarının daha fazla olduğu anlamına geliyordu. Avukatı, Pesik ailesinin gerçekten de daha fazla para yatırdığını kanıtlayan tüm hesaplamaları sundu. Mahkeme taleplerini kabul etti ve ev John'un oldu. Kazananlar, kucağında oğluyla evsiz kalan Alevandra ile alay ettiler. Ama bu bile yeterli değildi, çocuğu ondan alacaklardı. Ardından velayet davası başladı. Çocuk henüz çok küçüktü ve elbette onun görüşü dikkate alınmadı. Alevandra'nın birçok arkadaşı ve meslektaşı mahkemede onu savundu ve onun sevgi dolu, şefkatli bir anne olduğunu ve çocuğunu onurlu bir şekilde büyütebileceğini savundu. Ayrıca mahkemeye, kadına ve oğluna zorbalık yapan, taciz ve tehdit eden sinsi Pesik ailesinden bahsettiler. Bu iddialar ciddiye alındı. Yargıç bu ifadeyi ve soruşturmanın o sırada bulabildiği her şeyi dikkate aldı. Mahkeme sonucunda Alevandra bebeğin velayetini aldı ve Joe oğlunu haftada sadece bir gün görmeye ve ayda $650 nafaka ödemeye karar verdi. Anne ve babasının bebek Brandon'u görmeleri yasaklandı, çünkü çocuk için potansiyel olarak tehlikeli oldukları düşünülüyordu. Joe'ya öfke kontrolü terapisi tavsiye edildi. Eski eşlere birbirlerine karşı yasaklama emri verildi ve birbirleriyle temas etmeleri yasaklandı. Çocuğun nakli üçüncü bir tarafın yardımıyla gerçekleşecekti. Doğal olarak bu durum John'un ailesinin hoşuna gitmedi. Öfkeliydiler ve eski gelinlerinden intikam almayı saplantı haline getirmişlerdi. 27 Kasım 1990 tarihinde Joe ve eski kocası Alevandra'nın bahçesindeki bir ağacı ateşe vermiş ve Alevandra polise başvurmuştur. Alevandra bunun Joe ve annesinin işi olduğundan emindi. Daha sonra ortaya çıktığı üzere, bu dönemde John'un Helen adında yeni bir sevgilisi vardı. Kız farkında olmadan her ikisi için de sahte bir mazeret yaratılmasına yardımcı oldu, evde onlarla birlikte olduğunu iddia etti. Bu sayede polisle başlarını belaya sokmaktan kurtuldular. Birkaç ay sonra, 1991 baharında Helen, sevgilisinin evinde yanlışlıkla Cindy James hakkında bir kitap buldu. Kadının trajik kaderi Kanada suç tarihinin en karanlık lekelerinden biri haline geldi. Kadın yıllarca zulüm görmüştü. Yetkililerden savunma almayı başaramadı. Sonuç olarak, garip koşullar altında elleri ve ayakları bağlı olarak ölü bulundu. Ölüm şekli hiçbir zaman tam olarak belirlenemedi.
bazı kriminalistlere göre öldürüldü, bazıları ise kendi canına kıydığına ve böylece zulmü sona erdirmeye karar verdiğine inanıyordu. Independence, insanların ne tür bir zalimlik yapabileceğini gösteren en korkunç gerçek hayat suç hikayelerinden biridir. Lynn'e göre, John'un kitabın içeriğini kopyaladığını fark etti. Kız onun tehlikeli olduğunu fark etti ve ölümcül tehdide karşı uyarmak için kitabın bir kopyasını Alevandra'ya postaladı. Hikayenin kahramanı kitabı okuduğunda, eski kocasının kitaptaki şiddet senaryosunu kendi hayatına aktarmaya karar verdiğini fark etti. Joe ayrıca onu takip etmiş, evin önündeki bir ağacı ateşe vermiş ve kitapta yer alan diğer çirkin eylemleri gerçekleştirmiştir. Genç anne şoke oldu ve kitabı polise teslim etti. Kendisini trajik bir sonun beklediğinden emindi. Müfettişler, kitap örneğinden ve Alevandra'nın korkularını onun davasıyla ilgilenen dedektiflere anlatmasından yola çıkarak, Alevandra'nın haklı olabileceğini ama bunun sadece bir spekülasyon olduğunu fark ettiler. Ölümcül planın uygulandığına dair gerçek bir kanıt elde edilemediğini kanıtlamak için suçlular kendilerini ele vermediler, temkinli ve hesaplı davrandılar. Alevandra korkularıyla yaşamaya devam etmek zorunda kaldı. Bir süre sonra John'un ailesi, Alevandra'yı çiftin satın aldığı evdeki pay hakkından mahrum etme sürecini başlattı. Mahkeme onların tarafını tutsa da, kayınpeder ve kayınvalide paranoyaklaşmış ve Alevandra'nın çocuk aracılığıyla evden pay isteyeceğinden korkmuşlardı, bu yüzden mümkün olan her türlü önlemi almaya ve onu böyle bir fırsattan mahrum bırakmaya karar verdiler. Aslında Alevandra oğluyla birlikte annesinin yanına taşınmış ve eve yatırdığı parayı alma fikrinden vazgeçmişti. Yeni bir ev için para biriktirdi, eski eşinin ailesine dokunmadı ve hayatına devam etmeye çalıştı. Eski eşler arasındaki mesafe arttıkça, hikayenin kahramanı bu durumun peşinden gitme hevesini soğutacağını ve sonunda ondan uzaklaşacaklarını düşündü, ama yanılıyordu. Aynı yılın Kasım ayında boşanma davası sonuçlandı. Ancak eski eş ve annesi tarafından organize edilen tacizler durmadı. Boşanmadan 8 ay sonra, 26 Temmuz'da Alevandra maskeli ve bıçaklı bir adamın saldırısına uğradı. Kadın evinin önünde arabasından inerken adam ona yaklaştı. Neyse ki, kötü adam tereddüt ettiği için kadın kaçmayı başardı. Saldırgan onu kapıya kadar kovaladı, ama Alevandra içeri kaçmayı ve kendini içeri kilitlemeyi başardı. Birkaç komşu saldırının bir kısmını, özellikle de saldırı başarısız olduktan sonra aceleyle ayrılan arabayı gördü. Ama bu bile onu korkutmamıştı, asıl korkutucu olan kitapta bıçaklı adamın saldırısının hikayenin kahramanının ölümünden önceki sondan bir önceki bölüm olmasıydı. Alevandra, Joe ve suç ortaklarıyla bir sonraki karşılaşmasının son karşılaşması olacağını fark etti. Genç anne panik içindeydi, akrabalarına döndü ve kötü bir şey olursa çocuğa bakmalarını istedi. Alevandra birçok arkadaşına ve aile üyesine korkularından bahsetti. Polis tehdit ve tacizlerden haberdardı ama çılgın ailenin kurbanını güvende tutmak için hiçbir şey yapmadı. Yine de soğukkanlılığını korumaya, kontrolünü kaybetmemeye ve tetikte olmaya çalıştı. O sırada ne kadar ağır bir duygusal kriz yaşadığını sadece en yakınları biliyordu. Aile, insanların dikkatini çekmek için takip mağdurunu medyaya gitmeye ikna etmeye çalıştı. Haklı olarak, halkın öfkesinin faillerle başa çıkacağına, hatta onları caydıracağına, şevklerini kıracağına inanıyorlardı. Yine de Alevandra eski sevgilisinin ailesinin gözünde alay konusu olmaktan korktuğundan ve tutunduğu işteki sorunlarını kamuoyuna duyurmak istemediğinden bunu reddetti. Taciz mağduru polis memurlarından da yardım bekleyemezdi. Alevandra, kanun uygulayıcıların olanlara kayıtsız kaldığına inanıyordu. Bıçaklı saldırıyla ilgili soruşturma ancak günler sonra başladı, kimse acele etmedi ya da John'un ailesinin niyetinin tehlikesinin ve ciddiyetinin farkına varmadı. Soruşturma çok çabuk bitti, pek çok ayrıntı atlandı ve saldırgan asla bulunamadı. Alevandra bu durumda güvenebileceği kimse olmadığını, sadece kendine güvenebileceğini fark etti.
O arada durum giderek kızışıyordu. 5 Ağustos günü, bir önceki saldırıdan sadece 10 gün sonra, Alevandra ve arkadaşı saat 18.15 civarında çalıştıkları dişçi muayenehanesinden çıktılar. Kadınlar, meslektaşını evine bırakacak olan hikayenin kahramanının arabasına doğru gidiyorlardı. Gün henüz bitmemişti ve dışarıda ışıklar yanıyordu. Araba, sahibinin yeraltı otoparklarını kullanmaktan çekindiği için her zaman bıraktığı cadde üzerindeki bir otoparktaydı. Açık alanın potansiyel suçluları caydıracağına inanıyordu. Arkadaşı arabasına binerken, çantasını koltuğun altına yerleştirmek için eğildi ve bu sırada birden fazla silah sesi duydu. Meslektaşı içgüdüsel olarak elleriyle başını kapattı ve başını kaldırdığında sürücü koltuğunda vurulan Alevandra'yı gördü. Kadın ayrıca suçluları arabayla uzaklaşırken görmüş. Yaralı kadın acilen hastaneye kaldırıldı, ancak Alevandra kısa süre sonra, 20. yaş gününden 3 hafta önce yaralarından dolayı öldü. Adli tıp uzmanları genç kadının, 380 kalibrelik bir tabancayla vurulduğunu tespit etti. 4 kurşunla vuruldu ve diğer 6 kurşun onu ıskaladı. Bu cüretkar suç güpegündüz, kalabalık bir yerde işlenmişti. O kadar yakın mesafeden ateş ediyorlardı ki, kurbanın arabasının içine bile mermi kovanları isabet etti. Faillerin yüzsüzlüğü ve çevredeki çok sayıda tanık sayesinde, araçlarını takip eden cesur bir adam bulundu. Görgü tanığı bir sürücü aracın plakasını kaydedebilmiş ve faillerin bir McDonald's'ın önünde durduklarını izlemiştir. Başka bir beyaz arabaya binip kaçmışlar. Görgü tanığı polise yolcuların ve aracın eşkalini vermiştir. Sürücü 30'lu yaşlarının başında, zayıf, omuz hizasında koyu kıvırcık saçlı genç bir adamdı. Yeşil bir takım elbise giymişti. Kızıl yüzlü bir adam olan yolcu da uzun siyah saçlıydı, hafif yapılıydı ve yeşil bir tişört giyiyordu. Polis, suçlular tarafından McDonald's yakınlarında terk edilen Camaro'yu incelemek üzere derhal ele geçirdi. 25 yaşındaki Alevandra'nın ailesi olanları öğrendiğinde yıkılmıştı. Kadın son aylarda birkaç kez polise başvurmuş, tacizden bahsetmiş, uzaklaştırma kararı aldırmış ancak işe yaramamış ve yardım istemişti. Maktulün annesine göre Alevandra yakında oğluyla birlikte bilinmeyen başka bir şehre gidecek ve eski kocasının ailesinden uzakta yeni bir hayata başlayacaktı. Ancak ne yazık ki planı gerçekleştirecek zamanı olmadı. Şaşırtıcı bir şekilde, cinayetten sonra Joe 3 yaşındaki oğlunun velayetiyle ilgilenmeyi bıraktı ve çocuğun Alevandra'nın annesi tarafından yetiştirilmesini sağladı. Brandon'u terk etti ve takip eden yıllarda hayatında görünmedi. Bu sayede, cinayetin sebebinin oğlu üzerindeki velayet savaşı değil, kör ve asılsız bir intikam arzusu olduğu anlaşıldı. Arkadaşları ve ailesine göre Alevandra bıçaklı saldırıdan sonra kelimenin tam anlamıyla ölümünü hissetmiş. Her gece oğlunun karyolasının önünde ağlıyor, her hışırtıdan ürküyor, kolluk kuvvetlerinin tehlikeyi görmezden geldiğini ve onu koruyamayacağını anlıyordu. Alevandra kendini lanetlenmiş hissetti. Elbette dedektiflerin ilk baktıkları şey, kurbanı uzun süredir korkutan Joe ve annesiydi. Bununla birlikte, saldırı sırasında her ikisinin de mazeretleri vardı, baba oğlunu anaokulundan almış ve yüzme havuzuna gitmişti, bu da makbuzlar ve tanıklar tarafından doğrulandı. Ailesi de bütün günü dükkanlarında müşterilerin arabalarına bakım yaparak geçirdi. Onları suçu işlemeleri için tetikçi tutmaktan alıkoymadı. Camaro'yu inceledikten sonra, adli tıp plaka üzerinde zar zor görülebilen parmak izleri buldu. Sahiplerinin küçük suçlu Larence Delorme olduğu ortaya çıktı. Vites kolunda da kısmi parmak izi bulunmuştur. Bu suçlunun görünüşü tanığın verdiği eşkale tamamen uyuyordu. Daha sonra ortaya çıktığı üzere, cinayetten bir gün önce adam katlayan mahallenin yakınlarında bir polis memuru tarafından görülmüştür. Bu olay gece iki sularında meydana geldi. Bir devriye memuru şüpheli bir adamın bir markete doğru yürüdüğünü ve sonra geri döndüğünü gözlemledi. Adama ait araba onun adına kayıtlı değildi.
Alınan bilgiye göre, adamın içinde bulunduğu kırmızı camara marka araç başka bir kişiye aitti ve Alevandra Renk'in öldürülmesinden bir hafta önce Alevandra'nın evinin önündeki yeraltı otoparkından çalınmıştı. Saldırıdan önce 2-3 hafta boyunca gözetim altında tutulmuştur. Görgü tanıkları kırmızı camarayı trajedinin arifesinde maktulün iş yerinin dışında görmüşlerdir. Trajediden birkaç gün önce, takip mağduru, takip edildiğine dair kanıt toplamak ve eski kocasının ailesini sorumlu tutmak için iki özel dedektif tutmuştu. 5 Ağustos'ta saldırı sırasında dedektiflerden biri oğlu Brando'nun gittiği kreşin dışındaydı. Daha sonra çocuğun babasını yüzme havuzuna kadar takip etmiştir. İkinci bir dedektif de Von'un bütün gün atölyede çalışan anne ve babasını takip etmiştir. İronik bir şekilde, dedektiflerden biri Alevandra'nın iş yerinden sadece birkaç blok ötedeydi ama bu ona yardımcı olmadı. Belki de oğlundan çok kendi güvenliğinden endişe etseydi durum daha farklı olabilirdi. Özel dedektifler değerli kanıtlar elde etmeyi başardılar. İçlerinden biri kreşte birini takip eden şüpheli beyaz bir pontiac gördü. Failler saldırıdan sonra aynı arabaya binip olay yerinden kaçtılar. Arabanın plakası polise teslim edildi. Aracın sahibinin Milan Radik olduğu ortaya çıktı. Özel dedektife göre, maktul aracı katliamdan bir hafta önce görmüştü. Aracın kendisini takip edenlerden birine ait olduğunu düşünerek bir süre takip etti. Ancak bu yolculuk sırasında polis tarafından durduruldu ve beyaz pontiac gözden kayboldu. Müfettişler, özel dedektiflerin ihbarı üzerine Milan ile konuşmaya geldiklerinde, Milan trajediye karıştığını inkar etti. Polis ona inanmadı ve genç adamı gözetim altına aldı. Müfettişler Pesik ailesinin John'un eski karısına bir kiralık katil bulması için ona para verdiğine inanıyordu. Birkaç gün süren takipten sonra, 10 Ağustos'ta Milan'ın bir alışveriş merkezinin otoparkında müşteri Giovalgio ile buluştuğunu gördüler. Görünüşe göre, izlendiklerinden şüphelenmişler ve kaçmaya çalışmışlardır. Milan ve Valjoy, öldürülen kadının eski kocasının arabasıyla uzaklaştı, ancak sonunda tetikçi otoparka geri döndü. Orada gözaltına alındı. Elindeki zarfta yaptığı işin ücreti olarak 30 bin dolar vardı. Milan tutuklandıktan sonra evi arandı. Orada balistik incelemeye göre Alevandra'nın öldürülmesinde kullanılan 380 kalibrelik bir tabanca bulundu. Ayrıca mühimmat ve üzerinde tetikçinin parmak izlerinin bulunduğu, iş tamamlandı, yazılı bir not bulundu. Kanıtlara ek olarak, kolluk kuvvetleri beyaz bir Pontiac'a el koydu, ancak içinde ilgi çekici bir şey bulamadı. Kasım ayı ortasında, 130 bin dolar kefalet ödedikten sonra gözaltından serbest bırakıldı. Duruşmaya kadar ev hapsinde tutuldu. Valjoy ve John'un yeni kız arkadaşı Helen de tutuklandı. Müfettişler Helen'in ülkeyi terk etmeye çalıştığını öğrendikleri için kefalette serbest bırakılmasına izin verilmedi. Helen dedektiflerle konuşmayı kabul etti ve cinayetin organize edilmesinde ya da planlanmasında yer almadığını söyledi. Ancak, erkek arkadaşının eski kız arkadaşı hakkında rahatsız edici konuşmalar duymuş, ancak cinayet planladıklarını fark etmemiştir. Kadın herhangi bir suçla itham edilmedi. Helen, sevgilisinin annesinin Alevandra'ya karşı bir suç planına dahil olduğundan şüphelendiğini açıkladı. Kız suç ortaklarının konuşmalarını duydu. Ona göre Larence, Milan ve Joe işin içindeydi. Komplo bu şekilde ortaya çıkarıldı. Şimdi cinayet işlemek için komplo kurmakla suçlanıyorlar. John'un kendisi ve babası da tutuklandı, ancak duruşmadan sonra aleyhlerinde delil olmadığı gerekçesiyle suçsuz bulunarak serbest bırakıldılar. Bir süre sonra davada yeni bir gelişme oldu. Larence'in bir arkadaşı onun davaya karıştığını öğrenmiş. Cinayete karışmış olabilecek bir en iyi arkadaşı olduğunu biliyordu. Adı David'di. Çocuk, tanığın tarifine çok benziyordu.
Kız bir telefon görüşmesi sırasında bunun doğru olup olmadığını öğrenmeye çalıştı, ancak adam telefon dinlemesinden korktuğu için konuşmayı reddetti. O zaman onu hapishanede ziyarete geldi. Ancak burada bile paranoyası yüzünden narence notlar kullanarak iletişim kurmuş, daha sonra bunları alıp götürmüş ve hepsini yakmıştı. Genç adam orada genç annenin katliamını ayrıntılı bir şekilde anlattı. Neyse ki, kız mucizevi bir şekilde silahla ilgili bilgileri de içeren bu notlardan birkaçını kurtarmayı başardı. Bundan sonra katilin kız arkadaşı karakola geldi ve daha fazla bilgi almak ve başka bir suç ortağını adalete teslim etmek için müfettişlere yeni ayrıntılar verdi. Müfettişler Larence'in kız arkadaşının evine bir dinleme cihazı yerleştirmeye karar verdiler. David'i ziyarete davet etti. Ancak adamla konuşmak için yapılan tüm girişimlere rağmen, adam hiçbir şeyi itiraf etmedi. Ancak, ziyaret sırasında David parmak izlerini bıraktı ve bunlar laboratuvara gönderildi. Adli tıp, parmak izleri ile olay yerinde bulunanlar arasında bir eşleşme olduğunu gösterdi. Sonuç olarak, müfettişler David'in cinayete karıştığına dair kesin kanıtlar elde ettiler. 23 Eylül 2002 tarihinde, suça katılan dördüncü kişi olan David tutuklandı. Tutuklama sırasında, içinde Larence'in telefon numarasının bulunduğu bir adres defteri içeren bir çanta taşıdığı tespit edildi. Buna rağmen David'in katliama katılan diğer kişilerden ayrı yargılanmasına karar verildi. Duruşmada, savcılık ne olduğuna dair kendi versiyonunu sundu. Jackie'nin 30 bin dolar karşılığında Milan'ı eski baldızı Alevandra'nın katliamını düzenlemesi için tuttuğuna inanıyordu. Milan cinayeti işlemesi için iki adam tutmuştu, Larence arabayı kullanması için tutulmuş, David ise tetikçi olmuştu. Savcılık tarafında çok sayıda tanık vardı, çünkü bu cüretkar saldırı çok sayıda görgü tanığının önünde gerçekleşmişti. Savunma, savcının bu versiyonuna katılmadı. Milan'ın savunma avukatına göre ise, olay farklı bir şekilde açıklanabilir. Savunma avukatının görüşüne göre, arabayı başka biri kullanıyordu. Araba çalınmıştı ama Milan ve Larence'i teşhis eden çok sayıda tanık vardı. Saldırıdan önceki saatlerde bu arabayı Alevandra'nın çalıştığı mahallenin etrafında sürmüşler. Arabayı kurbanın evinin ve iş yerinin yakınlarında gören düzinelerce tanık vardı. Ancak Milan arabayı kendisinin kullanmadığını iddia etmeye devam etti. Ona göre, arabayı 28 Temmuz civarında Pesik ailesinin araba tamir atölyesine teslim etti. Onarımları 5 Ağustos'a kadar ertelediler. Böylece tüm suçu suç planının müşterilerinin üzerine yıkmaya çalıştı. Milano'nun itirafına göre, 5 Ağustos'ta arabayı almaya geldiğinde bile araba kendisine geri verilmemiştir. Onarım için başka bir parçaya ihtiyaç duyulduğunu ve bunun da gelmek üzere olduğunu iddia etti. Silahıyla ilgili olarak, Kaki'nin o dönemde kendini savunmak için kendisinden bir silah istediğini itiraf etti. İddiaya göre kadın kimliği belirsiz kişiler tarafından taciz ediliyordu ve hayatından endişe ediyordu, bu yüzden ona bir silah ödünç verdi. Milan, iş bitti, yazılı notun ortaya çıkışını bile açıklamayı başardı. Ona göre, tam olarak nereden geldiğini bilmiyor. Ancak bunun Jackie tarafından kendisine verildiğini varsaymıştır. Silahı 9 Ağustos'ta kapısının önünde bulmuş ve bu şekilde arabanın tamir edildiğinin kendisine bildirildiğini düşünmüştür. Aslında bu davada çok daha fazla sanık olması gerektiğine inanılıyordu, en azından tüm tanıklar Joe ve babasının da olaya karıştığına inanıyordu. Milan'ın avukatına göre, gerçek katillerin elinde bir kuklaya dönüştü. 53 yaşındaki Wenkins'in avukatı, cinayetin bir grup insan tarafından dikkatlice planlandığını ve organize edildiğini savundu. 10 Aralık'ta, 8 saat süren müzakerenin ardından jüri Milan, Wenkins ve Larence'in üçünü de birinci derece cinayetten suçlu buldu. Sanıklar 25 yıl sonra şartlı tahliye imkanıyla ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. 1997'de üçü de mahkumiyet kararını temize götürmeye çalıştı ama reddedildi. David duruşmaya çıkan son kişiydi.
davası Mayıs 1994'te görüldü. İfadelere göre Wenkins, Milan'ı eski baldızını öldürmesi için tutmuştur. Todd da Larange ve David'in diğer failler olduğunu tespit etti. Larange'ın kız arkadaşıyla iletişim kurarken yazdığı notlar davada delil olarak kullanıldı. Notlardan bazıları kız arkadaşına bırakılmış, bir diğeri ise gardiyanlar tarafından genç adamın hücresinde yapılan bir inceleme sırasında bulunmuştur. Kısmen yakılmış olmalarına rağmen, suçlayıcı birkaç ifade içeriyorlardı. İlginçtir ki, davada yaklaşık 40 kişi olan tanıklardan hiçbiri David'i arabadaki yolculardan biri olarak teşhis etmedi. Aslında, avukatın mümkün olan her şekilde oynadığı parmak izleri dışında aleyhinde somut bir kanıt yoktu. İddiaya göre bu notlar araba hırsızlığı sırasında oraya ulaşmıştı. Kendisi genç kadının infazındaki suçunu hiçbir zaman kabul etmedi, ancak katiller için bir araba çaldığını ve temin ettiğini kabul etti. Bu onun faaliyetlerinin sonu oldu. David, davadaki diğer sanıklarla hiçbir bağlantısı olmadığını, hatta onları tanınmadığını iddia etti. Ama tabii ki bu bir yalandı. Savcılar, Larange ile sadece birbirlerini tanımadıklarını, birlikte büyüdüklerini ve en iyi arkadaş olduklarını ikna edici bir şekilde ortaya koyabildiler. Larange davaya birini çağırmak isteseydi, kesinlikle ona başvururdu. Aynı yılın 4 Mayıs'ında jüri, vahşi saldırının son katılımcısını mahkum etmek üzere müzakerelere başladı. 1,5 saat sonra mahkeme heyeti David'i cinayeti işlemekten suçlu buldu. 25 yıl hapse mahkum edildi. Tüm bu süre boyunca Alevandra'nın oğlu, 1998 yılında mahkemenin emrettiği gibi annesinin gözetimindeydi. Ölen kişinin annesi Wenkins'e karşı bir hukuk davası açtı ve haksız ölüm nedeniyle $350.000 tazminat aldı. Bir kısmı avukatlık ücretine gitti. Brandon 18 yaşına geldiğinde, paranın geri kalanını aldı ve tamirci olarak çalıştığı kendi araba tamirhanesini açtı. Babasının ailesiyle hiçbir ilgisi olmaması için soyadını değiştirdi. 2007 yılında Wenkins, doğum tarihinden önce sağlık sorunları nedeniyle şartlı tahliye için dilekçe verdi. Kadın hastanede tedavi görebilmek için serbest bırakılmayı umuyordu. Başvurusu 2008'de dinlenmiş. Bir duruşma yapıldı, ancak o zaman bile Alevandra'yı onları takip eden ve çeşitli keskin nesneler de dahil olmak üzere onlara defalarca saldıran kişinin aslında merhum olduğu konusunda suçlamaya devam etti. Jackie'ye göre, Alevandra her seferinde kurban oymuş gibi görünmeyi başardı. Ancak mahkemede kimse ona inanmadı. Merhumun oğlu Brandon duruşmaya katıldı. O sırada çocuk çoktan büyümüştü. Büyük annesini ilk kez gördü ve bunu yapmak onun için çok zordu. Genç adam annesinin öldürülmesinden baba tarafındaki akrabalarını sorumlu tuttuğunu söyledi. O sırada sadece 3 yaşında olmasına rağmen, Wenkins öldüğünde Brandon'un onu düşünmediği tek bir gün bile olmamıştı. Nihayetinde Wenkins'in şartlı tahliyesi reddedildi. 2018 yılında, bu hikayedeki sanıklar en az 25 yıl hapis yattı. Tek tip suçlu takip sistemine göre Joe ve babası serbest bırakıldıktan sonra hala atölyelerinde çalışıyorlar, ancak hayatlarının detayları bilinmiyor. Sizin bu dosyadaki çıkarımlarınız nedir? Sizler de beğenerek ve yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın.